Herkese merhaba arkadaşlar, Fıklans Türkçe severler. Bugün yepyeni bir güncelleme haberiyle birlikteyim. Şimdi biliyorsunuz her yıl bir tane büyük güncelleme çıkıyor ve Clash of Clans'ın bu büyük güncellemesinin dönemi geldi çattı. Öncelikle şunu bir aradan çıkarayım. Biliyorsunuz bir tane bana 100 bin abonesi için şey gelmişti. Silver Play Button. Bunun arkasından ben yaklaşık 6-7 aydır söylemediğim Onur Alper'den için olan şeyi de söyledim. Silver Play Button'ı ve ben bunu unutmuşum. Aslına bakarsanız Clash of Clans Türkçe'nin alacağı 100 bin abone özel ödülünden daha da önce hak etmeme rağmen söylemeyi unutmuştum. Yaklaşık 3-4 ay önce onu söyledim ve o da geldi. Boyutta biraz büyüme olmuş. Şöyle gösterecek olursam, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yeni ödülün boyu biraz büyümüş. Şekilde de ufak bir değişiklik var. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şu an 2 tane elinde var. İkisi de duvarda yerini aldı. Deyip hemen güncelleme haberine geçelim. Şimdi gerçekten çok fazla konumuz var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Başlıklara gelecek olursak. Yeni bir büyücü seviyesi var. Büyücü artık KB10 için 7. seviye büyücü KB10'a düştü. Ve yeni bir tane daha seviye geldi. Seviye 6 büyücülerin can ve hasarı artacak. Seviye 6 büyücüler KB10'da da çıkacak. Bu ne demek oluyor ki? Artık sadece KB11'e özel olmak üzere yeni bir tane büyücüye sahip değiliz. Seviye 7 büyücü aynı zamanda KB10'da çıkacak. Aynı zamanda seviye 6 da KB10'da. Bu arada KB dediğim köy binası. Devam edelim. Yeni bir Tesla. Seviye 9 bir Tesla artık karşı karşıyayız. Bu köy binası 11 için çıkıyor. Artık Pekka'lara 2 kat hasar vermiyorlar. Dolayısıyla Pekka'ların peşini biraz rahat bırakmış oluyorlar. Ve Pekka'lar biraz daha aktif olarak kullanılabilecek anlamına geliyor. Peki burada soracak olabilirsiniz, o zaman biz bunları nasıl indireceğiz diye. Yeni bir Havan geldi. Yeni Havan köy binası 10'a geliyor. Havan'ın seviyesi 10. seviye. Seviye 8 ve seviye 9 Havanlarda da ufak bir hasar artışı meydana gelecek. Dolayısıyla daha fazla vuracaklar. Artık yeni bir havan seviyemiz daha var. Bebek ejderha. Yeni bir bebek ejderha geldi. 5. seviye. Kanatlar falan pembe pembe. Çok tatlı bir şey. Köy binası 11'e gelecek. Buna ek olarak 4. seviye bebek ejderha da köy binası 10'a gelecek. Devam edelim. Çok fazla değişikliğimiz var hakikaten. İskelet büyüsünün yeni bir özelliği geliyor. Artık iskelet büyüsünden daha fazla iskelet çıkacak. Maksimum seviye iskelet büyüsünde 26 tane iskelet çıkabiliyor. Bu da demek oluyor ki bir tane yer kaplayan bu iskelet büyüsünden 11 tane basarsanız tamı tamına 281 tane iskelet çıkarabileceksiniz. Ki bu tek tür saldırılar için çok güzel bir bölüm fikri. Onu da söyleyeyim. Yeni bir tane X yayı geliyor. Artık 5. seviye bir X yayı var. 4. seviyeden çok daha karizmatik olduğunu çok rahatlıkla siz de söyleyebilirsiniz. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere köy binası 11'e geliyor. Ejderha, yeni bir tane ejderha seviyesi var. Hatta Instagram'da ejderha diyen bir çocuk var, o aklıma geldi. 6. seviye ejderha köy binası 11 için geliyor. Daha şık, daha tehlikeli, daha böyle acayip bir şey olarak karşımıza gelmiş. Klon büyüsü artık daha uzun süre duracak. Yani siz klon büyüsüyle bir şey klonladınız ya, artık bu klonladığınız şey daha uzun süre karşınızda duruyor ve daha fazla kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde klon büyüsünü biraz daha fazla kullandırmaya yönelik bir hareket yapmış olabilirler. Artık 25'er tane daha fazla duvarınız olacak. Bu da demek oluyor ki bütün köy tasarımlarını alın çöpe atın, en baştan başlıyoruz. Yepyeni köy tasarımlarıyla birlikte karşınızda olacağım. Geliştirme hakkında söyleyeceğim bazı şeyler var. Artık geliştirmeler ya zaman ya da para olarak ya da ikisi olarak daha ucuz olacak. Bu şekilde oyuna biraz daha insanları bağlamak istiyorlar. Hazırsanız hemen listeyi okuyorum. Büyücü 6. seviye, ejderha 3, 4, 5, tüm seviye bebek ejderhalar, top 12 ve 13, okçu kulesi 11, 12, 13, havan 8, 9, büyücü kulesi 7, 8, gizli tesla 5, 6, 7, 8 ve x yayı 2, 3, 4 artık ya daha az maliyetli olacak ya daha hızlı bir şekilde olacak ya da ikisi birden olacak. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Devam ediyoruz. Klan savaşları ile ilgili güzel gelişmeler var. Bu haberi de vermem gerekiyor. Artık savaşı kaybetsen de belirli bir bonus kazanacaksın. Savaşı çalıştın, uğraştın diye ve hiç yıldız alamadın diye herhangi bir şekilde çöpe gitmiyor. Dolayısıyla buradan bir bonus da alacaksın. Devam edelim. Artık klan savaşlarında aşağıdaki seviyedeki KB'ler, yani 11. seviyenin 9. seviyede KB'de birine saldırıyorum diye ondan normalde alabileceğim bonus kırılmıyor. Tam bonus neyse onu almaya devam ediyorum. Ama eğer 9. seviyeysen ve 10. seviye bir adama saldırıyorsam bundan alacağım deneyim puanı, ganimet demiyorum, deneyim puanı 10 kata kadar artabilecek. Dolayısıyla aslında aşağı seviyedeki kişileri yukarıya saldırmak için biraz daha teşvik etmek için uğraşmışlar ki bu da galiba işe yarayacaktır. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, bitmedi.
şu ana kadar açıkladıkları bunlardan ibaret. Fakat bu demek olmuyor ki bu kadar olacak. Tabii ki daha fazla olacak. Önümüzdeki günlerin her birinde sneak peek, yani ufak ipuçları verecekler ve tahmin ediyorum ki en az bunun kadar büyük bir şey daha gelecek. Çünkü bunların hepsini bir anda direkt böyle ortaya sunmazlar. Tahmin ediyorum daha büyük bir şey gelebilirse, sanmıyorum ama köy binası bir ihtimal gelebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bu videoyu çok hızlı anlattım ama çok fazla konu vardı. Bu da demek oluyor ki en başa dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni sneak peeklerden de haberdar olursunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.